Merhaba. Birkaç saniyenizi ayırıp şu molekülün güzelliğine bir bakar mısınız? Bu gördüğünüz heme molekülü. Bu minik molekül sayesinde hemoglobin adı verilen bir protein aracılığı ile vücudumuzun her köşesine oksijen iletebiliyoruz. Hemoglobin burada da çizdiğim gibi 4 alt birimden oluşan bir proteindir. Her alt birimin merkezinde heme molekülü Heme moleküllerinde ise oksijenin bağlanması için gerekli olan demir grubu bulunur. Bahsettiğim demir artı iki değerli demir ve bundan ferro demir olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Evet, buradaki alt birimlerin her birinin merkezinde oksijenin bağlanması ve dokulara ulaştırılması için gerekli olan artı iki değerli demir molekülü bulunur. Bu hemoglobin molekülünü biraz farklı renklendirmiş olmamın sebebi iki farklı alt birimden oluşuyor olması. Her hemoglobin proteini 2 alfa, 2 adette beta alt biriminden meydana gelir. Bu alt birimlerin protein yapıları da biraz farklıdır. Bu farklılık tam bir hemoglobin molekülünün oluşumunu mümkün kılar. Bu minik molekülün vücudumuz üzerindeki etkisi çok büyüktür. Her bir al yuvarda yaklaşık 270 milyon hemoglobin molekülü bulunur. Bunun vücudun her bölgesine oksijen iletilmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını yeniden hatırlatmak istiyorum. Oksijen akciğerlerden gelir, hemoglobine atlar ve bu sayede de vücudumuza iletilir. Peki ya hemoglobinin dokulara oksijen iletme yeteneği bir şekilde bozulursa Dokulara yeterli miktarda oksijen iletilememesi durumuna ne ad veriliyordu? Şok. O halde hemoglobinin oksijenden ayrılmasını ve dokulara oksijen iletmesini engelleyen bir durumda şoka sebep olabilir. Öyle değil mi? İşte oksijenin hemoglobinden ayrılmasına sebep olan bu duruma disosyatif şok adı verilir. Şimdi size daha önce görmüş olduğunuzu düşündüğüm bir şey göstereceğim. Oksijen hemoglobin disosiasyon eğrisi. X eksenine oksijen konsantrasyonunu koyalım. Bunu PAO2 şeklinde belirtebiliriz. Y eksenine de oksijen saturasyonunu koyalım. Bunu da SAO2 olarak yazabiliriz. Bu eksenimiz hemoglobinin oksijene ne kadar doymuş olduğunu gösteriyor. Oksijen konsantrasyonu arttığında hemoglobine bağlanmak için bekleyen oksijen molekülü sayısı da arttığı için oksijenin hemoglobine bağlanma olasılığı da artar. Bunu disosyasyon eğrisinde görmek mümkün. Oksijen konsantrasyonu arttığında hemoglobin satürasyonu artar. Oksijen konsantrasyonu artmaya devam ettikçe hemoglobin molekülü de oksijene doyar. %100'lük oksijen satürasyonuna ulaştığımızda eğriyi bu şekilde düzleşmiş olarak görebiliriz. İsterseniz şimdi de disosyatif şok durumunda neler olduğuna bir göz atalım. Hemoglobinin dokulara oksijen iletmesini engelleyen bir şey olursa, başka bir deyişle hemoglobinin oksijenden ayrılmasını engelleyen bir durum varsa, oksijen hemoglobinde kalır, öyle değil mi? Ve bu oksijenin hemoglobine bağlanmasını artırır. Peki bu durum Eğri üzerinde nasıl görünür? Oksijen konsantrasyonu arttığında hemoglobinin oksijene daha kolay bir şekilde bağlandığını söylemiştik. Bu da hemoglobinin daha çabuk doygun hale geleceği anlamına gelir. Bu durum grafiğe oksihemoglobin eğrisinin sola kayması olarak yansır. O halde oksijen konsantrasyonu arttığında hemoglobinin oksijeni hızlıca alıp bağlandığını söylemek mümkün. Başka bir deyişle, oksijen bağlanması artar. Ee, bu iyi bir şey gibi görünüyor olabilir ama bir de şunu düşünün. Akciğerlerdeki oksijen konsantrasyonu çok yüksek olduğunda hemoglobin %100 satürasyonuna çok yakın bir durumdadır. Dokulardaki oksijen konsantrasyonu ise daha düşüktür. Grafik üzerinde kesikli çizgilerle gösteriyorum. Dokulardaki hemoglobin satürasyonu akciğerdekine oranla düşük. Al yuvarlar akciğerden dokulara doğru hareket ettiğinde üzerlerindeki oksijeni bırakırlar. Ancak oksijen hemoglobine daha sıkı bağlı olduğunda hemoglobin satürasyonunun sürekli bu seviyelerde olduğunu gözlemleriz. Ve bu durumda yani soldaki yeriyle akciğerlerden dokulara doğru hareket eden al yuvarları düşündüğümüzde dokulara oksijen iletiminde bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu kadar hemoglobin molekülü oksijenini bıraktığı için ortaya şok durumu çıkar. Evet, grafikte oksihemoglobin eğrisinin sola kaymasını bu şekilde yorumlayabiliriz. Peki, oksihemoglobin eğrisinin sola kaymasına ne sebep olabilir? Disosyatif şokun iki sebebi olabilir. Birincisi, metemoglobin yani kanda metemoglobinemi olarak bilinen durumdur. Kelimenin sonundaki emi, bunun kanla ilgili olması, kanda bulunması anlamına gelir. Peki metemoglobin ne anlama gelir? Bunun detayına inmeden önce hemoglobindeki heme grubunda artı iki değerli demir ya da ferrodemir olarak adlandırılan demir formlarının bulunduğunu hatırlayalım. Demirin ferrik demir olarak bilinen bir formu daha vardır. Ferrik demir, demir molekülünün artı üç değerli olacak şekilde oksitlenmesi sonucu ortaya çıkar. Artı üç değerli demir oksijene hemen bağlanamaz. Bu nedenle oksijen de buradaki ferrik heme grubuna bağlanamaz. Ferrik demiri olan hemoglobine de metemoglobin adı verilir. Yani metemoglobinde artı 3 değerli demir bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve az önce de söylediğim gibi artı 3 değerli demir de oksijene bağlanamaz. Bunun kendi içinde oldukça kötü bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu artı 3 değerli demire sahip olmak molekülün şeklinin değişmesine sebep olur. Ve oksijen bu sayede bu diğer alanlara daha kolaylıkla bağlanır. Burada oksijene yer olmadığını ve bu yüzden oksijen moleküllerinin buradaki alanlara üşüşüp yer kapmaya çalıştıklarını düşünün. Bu sebeple metemoglobinemide oksijenin ferrodemire bağlanmasında bir artış gözlenir ve bu da doku perfüzyonunu düşürür. Bunu grafik üzerinde sola kayma olarak görürüz. Peki, metemoglobinemiye ne sebep olur? Nitratlar, bazı ilaçlar, özellikle de antibiyotikler nitrat içerir. Nitrat açısından zengin bir antibiyotiğe örnek olarak bakterimi verebiliriz. Bu antibiyotik, trimetroprim ya da sülfametaksazol olarak da bilinir. Buraya kısaltmalarını yazıyorum. Bir başka antibiyotik ise dapsondur. Bu duruma bazı anestezik ilaçlar da sebep olabilir. Meteglobinemiye sebep olan anestezik ilaçlardan biri benzokaindir. Ama tahmin edeceğiniz gibi bu durumun tek sorumlusu ilaçlar değildir. Bazı böcek öldürücüler de bu duruma sebep olabilir. Mesela böcek öldürücülerin karıştığı kuyu suyunu kullanan insanlar zehirlenip meteglobinemiye yakalanabilirler. Metaglobinemiye yakalanmış bir hastanın belirtileri nelerdir? Evet, belirtiler oksijen yetmezliğine işaret edecektir. Başlangıçta baş ağrısı, baş dönmesi olarak kendini gösteren belirtiler, zaman içinde ciddileşip yorgunluk, zihin bulanıklığı ve bilinç kaybına kadar ilerleyebilir. Bunun yanında şokun tipik belirtileri arasında olan yüksek nabız, taşı kardi, dispne olarak da bilinen solunum güçlüğü ve organ yetmezliğinin diğer belirtileri de gözlemlenebilir. Metaglobineminin tedavisinde metilen mavisi solüsyonu olarak bilinen ilaç kullanılır. Buraya damar yoluyla uygulanan metilen mavisi olarak not ediyorum. Evet. Damar yoluyla uygulanan metilen mavisi artı 3 değerli demirin artı 2 değerli demire dönüşmesini kolaylaştırır. Metemoglobinemi özellikle yeni doğanlar için çok tehlikeli bir durumdur. Yetişkinlerde sitokrom B5 redüktaz adı verilen bir enzim bulunur. Bu enzim, metemoglobinemi tedavisinde de gördüğümüz gibi artı 3 değerli demirin artı 2 değerli demire dönüşmesini kolaylaştırır. Bu dönüşümde oksijenin doğru bir şekilde bağlanmasını ve ayrılmasını sağlar. İlk 4 aylık dönemlerinde yeni doğanlarda bu enzimin seviyesinde azalma görülür. Bu sebeple de bu süre içinde bazı anestezik ilaçlara, antibiyotiğe ya da böcek ilacı karışmış içme suyuna maruz kalan yeni doğanlar disosyatif şok geçirebilirler. Son olarak metoglobininin disosyatif şokun tek sebebi olmadığını da söylemek istiyorum. Bu durum karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Karbonmonoksit molekülü tek oksijen ve tek karbondan oluşan bir moleküldür ve hemoglobine oksijenden çok ama çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde bağlanır. Sonuç olarak da oksijenin hemoglobine bağlanması engellenir ve metemoglobin vakasında olduğu gibi oksijen buradaki alt birimlere daha sıkı sıkıya bağlanır. Molekülün şekli değişir ve sonuç olarak dokulara oksijen iletimi engellenmiş olur. Şimdi bu kısma geri dönelim ve not edelim. Oksijen iletiminde düşüş olur. Sebebi de oksijenin alt birimlere daha sıkı bağlanması. Sıkı sıkıya bağlanmasına rağmen buraya bir karbon monoksit molekülü daha geldiğinde oksijen dışarı atılır. Nedeni ise az önce de belirttiğimiz gibi karbonmonoksitin hemoglobine çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde bağlanmasıdır. Tüm bunlar bu eğrinin sola kaymasına sebep olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri yangınlarda gözlemlenen bir durumdur. Odun sobası kullanıldığında, herhangi bir ev yangınında ya da her türlü yanmalı motor çalışır haldeyken karbonmonoksit ortaya çıkar. Bu durumda ortaya çıkan dumana uzun süre maruz kalmak da karbon monoksit zehirlenmesine yol açar. Belirtiler, metemoglobineminin belirtilerine çok benzer. Baş ağrısı ve baş dönmesiyle başlar, yorgunluk, zihin bulanıklığı, bilinç kaybı, solunum güçlüğü şeklinde ilerler. Karbon monoksit zehirlenmesinin tedavisi ise hastaya %100 oksijen verilerek yapılır. Amaç hastayı oksijen bombardımanına tutup karbonmonoksitin hemoglobinden uzaklaşmasını sağlamaktır. Evet size bugün oksijenin hemoglobinden ayrılamaması olarak da adlandırabileceğimiz disosyatif şoku anlattım. Hoşçakalın.